Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda birlikte üçgende kenarortayın konu testi 1'i çözeceğiz arkadaşlar. 1 numaralı konu testine geçiyoruz. Sınıf ortamında çekeceğim arkadaşlarım. Şu anda okulda olduğum için mecbur biraz yankılı çıkabilir seslerimiz. Siz de dikkatli, idare edecek şekilde dinleyin arkadaşlarım. Şöyle bir ayarlamasını ben bir yapayım. Gayet güzel. Odaklanmamızı da bir ayarlayalım dostlarım hemen. Basalım odaklanmamıza. O da kilitledik ve başlayalım. Vira bismillah diyelim. Konu testi 1'in birinci sorusu. Bakalım Karekök yayınlarının yazarları, hocalarımız bizler için nasıl sorular hazırlamış görelim. Şimdi birinci sorumuz diyor ki G ağırlık merkezidir diyor. Eyvallah, tamam. G ağırlık merkezi ise artık biz biliyoruz ki tabana bir açıya iki muhabbeti var. BC 18'dir diyor. Dik üçgenden kenar orta inmiş. Biliyorum ki muhteşem üçlü yapacak. Yani buraya ben şunu bir şöyle yazdıralım. 9 dersem buranın da 9 olacağını artık çok iyi biliyorum arkadaşlarım. Ve bir de muhteşem üçlüden buranın da 9 olduğunu biliyoruz. Hatta tabana 1, açıya 2 olayından da 3'e 6 şeklinde de burayı yazdım arkadaşlarım. 3 ile 6. Bize nereyi soruyor? FH'ı soruyor. Bir de demiş ki FH paraleldir AE'ye. Dostum, şimdi şu BF kenar ortay olduğu için burayı kesin 2'ye bölecek. FH paralel olduğundan şuraya burayı da kesin 2'ye bölecek. Ve FH ne çıktı bakın? AG'nin yani 6'nın orta tabanı çıktı dostum. Dolayısıyla FH ne olacak? 6'nın yarısı olacak. Yani bursa olacak dedim. Geldim ikinci soruya. Evet, burada da diyor ki K iç teğet çemberin merkezi. Ben biliyorum ki iç teğet çemberin merkezinden açıortaylar geçer. G ağırlık merkezi. O zaman buradan da kenarortay geçecek. BC'yi 10, AC'yi de 12 vermiş. AC 12 ise bu da kenarortay olduğu için 6 6 diye böldü. Peki bir de şunu biliyorum ben dostum. Şimdi bu adam hem açıortay oldu, buradan açıortay geçti, hem de kenarortay oldu. O halde bu adam dik de olacak. Yani bir de buradan ne çıktı bakın, 6 10 var. Şuranın uzunluğu toplamda 8 birim geldi kardeşim. Şimdi 8'i bulduk. Bir de neler yapalım şimdi? Açıortay konuşalım hemen ilk önce. Şimdi bu K'dan geçen doğrular bizim için açıortaydı. Yani şurası kesinlikle ama kesinlikle bir açıortaydır dostum. Çünkü K'dan geçiyor. Şöyle gösterelim açıortay olduğunu. Ve açıortayımın bakın kollarının oranı 6'ya 10. O halde ayakların oranı da 6'ya 10 olacak. Yani şurası kesin 6K, şurası kesin 10K olacak. Hatta biz bunu sadeleştirip de yazabiliyorduk. 3K, 5K derim ben buraya ki toplam 8K, 8'e eşit. O halde K 1 olduğundan burası 3'tür, burası da 5'tir. Çok rahat bir şekilde söyledim. Şimdi bir de şunu biliyoruz biz dostlarım. G ağırlık merkezinin bir özelliği neydi? Tabana 1, açıya 2 özelliği vardı. Yani şurası 1 K ise şurası 2K olmak zorundadır. 2K. Ve toplam 3K'yı biz kaç biliyoruz? 8 diyebiliyoruz. O halde K'yı bulduk. 8 bölü 3. Yani şurayı bulduk arkadaşlarım. GD'yi. GD 8 bölü 3'müş. Hocam KD kaçtı? 3'tü. Demek ki ben 3'ten 8 bölü 3'ü çıkartırsam KG'yi buluyorum. Hemen bulalım. 3'ten 8 bölü 3'ü çıkartıyorum. 3 bölü 3 9. 9'dan 8 çıktı. 1. Bir de bölü 3'ümüz var. Cevap Ceyhan'dan geldi. Üçüncü sorumuz. Şimdi tabana 1 açıya 2 yapalım. Madem ki bu ikisi kenar ortaymış dostlarım. Öyle söylemiş soru. Bunların ikisi kenar ortay. O halde kenar ortayları bir göstereyim. Şunlar kenar ortaymış. İki kenar ortayın kesiştiği nokta ağırlık merkezidir. Bunu yazdım. Şimdi burası 3 ise burası 2 katıydı 6. 5 ise 2 katıydı 10. Ve bakın burada ne çıktı karşıma? AC'yi soruyor bana. Bir dik üçgen Pisagor bağıntısı çıktı. Hemen yapalım. X kare eşittir. Bir 6'nın karesi 36. Bir de 10'un karesi 100. 136 yaptı arkadaşlarım. X kare.
Demek ki x eşittir kök 136. Şimdi 136'yı neyle neyin çarpımı diye düşünüyorum. 2 ile 68'in çarpımı. Bir bunu yazalım. Sonra 68 2 ile 34'ün çarpımıdır ki bakın 4 var burada. 4 kökün dışına 2 diye çıkar ama 34 çıkmaz. Cevabım Bursa'dan geldi dostlar. Evet. Doğru yazdık herhalde. 68. Yo. 17 de var arkadaşlarım orada. 17 de dışarıya çıkar. 17 çarpı 2'dir. Ha yok doğru yazdık ya. 17 çarpı 4'tür bu. 4 dışarıya çıkar. Tamam doğru. Her şey doğru arkadaşlar. Geldik 4. sorumuza. Evet yine 2 tane kenarortay görüyorum. Bakın biri BE, biri AD. O zaman şuradaki nokta kesinlikle ağırlık merkezidir diyebilirim artık. BC'yi 8 vermiş, burayı 14 vermiş. Buna göre AB nedir diye soruyor. Dostlar bu sorudan köşe taşımızda da çıktı. Ve ben dedim ki bu soruda kenarortayın uzunluğu formülünü kullanmalıyız. Kenarortayın uzunluğu formülünü kullanacaksak o soru sınavda çıkmaz demiştim. Ama yine de karşımıza çıktığı için hani biz bir yine de çözelim. Şimdi şu kenarortayı çiziyorum dostlar buradan. Şurayı KK diye bölsün. Bakın dik açıdan inen kenarortay olduğu için muhteşem üçlüden bu da K. Tabana bir açıya 2'den dolayı da burası 2K oldu. Şimdi kenarortayımın uzunluğu 3K. Formül şöyleydi. Kenarortayın karesinin 2 katı. Yani 3K'nın karesi 9K kare yapar. 2 katı 18K kare yapar. Eşittir. Kolların kareleri toplamı yani 14'ün karesi 196 artı 8'in karesi 64. Eksiği indiği kenar var ya 2K. Bu 2K'nın karesinin yarısı. 2K'nın karesi 4K kare yapar. Yarısını alırsam da bunun arkadaşlarım 2K kare yaptı. Buraya da 2K kare yazdım. Şimdi bu eksi 2K kareyi buraya alırsak 20 tane K kare yapar. 196, 200, 260 yaptı burası. Hemen birer sıfır silelim. 2'ye bölersem de k kare eşittir 13 yaptı. K eşittir kök 13 geldi. Bana nereyi soruyor? AB'yi. 2K'yı soruyor. 2 tane kök 13'ü soruyor. Cevap Denizli'den çıktı Goberler. Evet, 5. sorumuzdayız arkadaşım. Hemen okuyalım. ABC üçgeninde AD ile BE kenarortay. Bakın yine 2 tane kenarortay var. O halde şu G noktası ağırlık merkezidir. Bunu bir söyleyelim. Şurada bir 90 derecemiz var. 3 4 5 üçgeninden burası 4. Bunu söyleyelim. Bizden de nereyi istiyor? GC'yi istiyor. GC neresi? Şu uzunluğu istiyor arkadaşım. Şimdi burası 4, burası 3 ise şurası da 6 yapıyor arkadaşım. Tabana bir açıya 2 kuralından. Bakın 4, 6 sürekli karşımıza çıkan bir dik üçgen. Hipotenüsü neydi bunun? 2 kök 13. Ya da sen Pisagor bağıntısı yaparak da bulabilirsin eğer istiyorsan. Şimdi şuradan kenar ortayı devam ettirirsem ben dostum. Bu kenar ortay burayı 2'ye bölüyor. Dik açıdan çıktığı için muhteşem üçlü yapıyor. Kendi de eşit oluyor. Yani burası kök 13. Burası kök 13. Kendi de kök 13. Lan burası kök 13 ise tabana bir açıya 2 muhabbetinden burası 2 kök 13 yaptı. Yani GC 2 kök 13 çıktı dostlarım. Evet bunu da paketledik. Hemen geldik 6. sorumuza. Hadi bunu gömelim. G ağırlık merkezi kenarortaylar verilmiş. BE'yi 42 vermiş. KG'yi istiyor bizden dostlarım. Burada şu kuralımız vardı hatırlayın hemen. 3-1-2 kuralı. Gerekirse konu anlatım videolarıma da bakabilirsiniz dostlarım. Ya da köşe taşlarında anlattım zaten bunu. Şimdi bir orta tabanı bölen kenar ortay çizildiğinde 3 parçaya ayrılıyor. Bakın orta taban var. Ağırlık merkezi var. Bunlardan geçen kenar ortay çizildiğinde bu kenar ortay 3 parçaya ayrılıyor. BK, KG, GE. Bunlar şu oranlarla dağılıyor. 3K, 1K, 2K. İşte 3, 1, 2 kuralı buradan geliyor dostlarım. Bize de BE'yi yani 6K'yı 42 vermiş. O halde K eşittir 7. Bize nereyi soruyor? KG yani K'yı soruyor. 7'yi paketledim.
Evet, iki tane kenar ortay görüyorum yine. Şu noktanın artık ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. BD'yi 8 vermiş, CE'yi 9 vermiş, BC'yi de bizden istiyor arkadaşlarım. Şimdi burada da yine bir formül var dostlar. Dik üçgendeki kenar ortaylarla ilgili formül yazıyorum buraya. 5VA'nın karesi eşittir VB'nin karesi artı VC'nin karesi formülü. Dostlar, buradaki VA dediğiniz şey muhteşem üçlüğü yapan kenarortay. Yani şu kenarortay A'dan inen kenarortay. VB dediğim B'den çıkan kenarortay. VC dediğim C'den çıkan kenarortay. Demek ki muhteşem üçlüğü yapanın karesinin 5 katı. Yani 5VA'nın karesi eşittir. Diğer iki kenarortayın kareleri toplamıymış. Yani 8'in karesiyle 9'un karesinin toplamıymış. 64 artı 81 dedim. Buradan 5VA'nın karesi eşittir. Toplarsak 145 yapıyor burası. 5'e bölersek VA'nın karesi 5'e böldüm 2, 9, 29 yaptı. Demek ki VA kök 29 çıktı arkadaşlar. Bunu da yazdım. Peki bu VA'nın muhteşem üçlü özelliğini hatırladın mı dostum? Hani burası, burası ve bir de kendisi üçü birbirine eşitti. Biz bunu kök 29 bulduysak bu da kök 29, bu da kök 29. Demek ki toplam burası BC 2 tane kök 29. Yani cevap Adana'dan geldi. 8. soruda yine bir kural öğretmiştik size arkadaşlarım. Hatta köşe taşında sağ olsun hocalarımız da köşe taşının üstüne de yazmıştı bu kuralı. Şöyle bir kuraldı arkadaşlarım. Şu yüksek kenar ortayla yükseklik miydi bu? Evet, BAC 90 derece. AD'yi kenar ortay demiş mi? BAD açısı eşittir. Ya bu yok, yükseklikle kenar ortay değilmiş. Açı ortayla kenar ortaymış. O yüzden burada o kural yokmuş arkadaşlarım. Tamam, pardon. Biz bunu normal çözeceğiz şimdi dostlar. Peki çözelim. 4 var, 12 var. Şimdi şu adam açı ortaymış dostlar. BAD açısı eşitmiş DAC'ye. Açı ortayın özelliği neydi? Kolların oranı 1'e 3 ise ayakların oranı da 1'e 3 olacak. Yani burası 1K, burası 3K olacak. Ve bir de şunu söylüyorum dostlar. Bakın bu BE ile EC eşitmiş. Yani bu bir kenar ortaymış. O halde burası toplamda nasıl 4K ya? 2K 2K diye bölünecek. Yani burası da 2K, burası da 2K. E hocam şurası K ise buraya ne kaldı? K kaldı. Yani X dediğimiz şey K'ymiş meğerse. Devam edelim. Buna göre X nedir diye soruyor. Önce şuradan bir Pisagor yapalım. Dik üçgende ne öğrettim size? Pisagor'la çok fazla muhatap olmuyorduk. Özel dik üçgenlerimiz vardı. Bakın biri diğerinin 3 katıysa hipotenüs ne olacak? Yani 4K dediğim yer ne oluyordu her zaman? Küçük olanın kök 10 katı. Demek ki 4 kök 10 olacakmış arkadaşım. O halde K buradan kök 10 gelir. K'yı da buldum. Kök 10. Evet dostlar, şimdi çeviriyorum arka sayfamızı. Hemen. 9. sorumuzu ayarlayalım bakalım. 9 numaralı sorudayız. Ne diyor bu? AD bir kenar ortay gördüm. Şurada bir açı ortayımız var. Bu da tamam. 6, 6 vermiş. Neresiymiş 6? AB ile BC 6'ymış. O zaman burası 3, 3 olur. Hatta şurada 3, 3 muhabbeti varsa 1'e 2 muhabbeti vardır. Burası K. Ayaklar da 1'e 2 oranını sağlar. Bakın bu bir kenar ortay. Ve E noktası şöyle böldü. Tabana 1, açıya 2 böldü. Lan bunu bölen sadece neydi, tabana bir açıya iki bölen? Ağırlık merkeziydi. O zaman bu E noktası kesin ağırlık merkezi. Kesin. Peki bu ağırlık merkezi ise hocam, lan bu kenar ortay o halde. Şu giden doğru kesin kenar ortay olmalı. Evet doğru, burayı 3 kök 2. 3 kök 2 bölmeli. E hocam hem açı ortay hem kenar ortaysa yükseklik de olmalı. Evet doğru, yükseklik de oldu burası. Ve bakın ne çıktı karşıma? Burada bir dik üçgen çıktı arkadaşlarım. 90'ın karşısı 6, neyin karşısı 3 kök 2'dir? Yani kök 2'ye bölünmüş hali 45'in. O zaman burası 45 derece geldi kardeş. Demek ki şurası da 45 derece oldu. Ve bakın neyi soruyor bize? K'yı soruyor. Şuradaki K nedir diye bir soru sormuş. Biz şuranın 90 olduğunu gördük. 3 var, 6 var. Biri diğerinin 2 katıysa Pisagor'la uğraşmadan ne yapıyordum ben? Küçük olanın kök 5 katıdır hipotenüs. Yani 3K,
3 kök 5'tir. O halde K kök 5 çıkar. Cevap da Adana'dan gelir. Evet, 10. soru. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G. GBC üçgeninin ağırlık merkezi de F. Bakın iki tane ağırlık merkezi var burada arkadaşlarım. O zaman şöyle yapalım mı? Şu küçüğünün ağırlık merkezini konuşalım. Şuraya K diyelim. Burası 2K olsun. Şimdi büyük ağırlık merkezini konuşalım. Tabana 3K düştüyse açıya ne düşecek? 2 katı 6K. Yani toplam AK ne oldu? 9K oldu ve sana AK'yı 27 vermiş. O halde K3. Nereyi soruyor? GF. Şurayı soruyor. Yani 2K'yı soruyor arkadaşlarım. 2K'da 6 yapar. Evet, 11. soru. G, ABC üçgeninin E, GBC üçgeninin ağırlık merkezi. AG'yi de 12 vermiş. Şimdi AG 12 ise ve G ağırlık merkezi ise dostum, bir kere şu bir kenar ortay. Burayı bir şöyle tık tık yapalım da. Dostum şunu söylemeyeceğiz miyiz biz? Burası 12 ise burası kesin 6. Tabana 1, açıya 2. Şimdi burası 6, tamam, eyvallah da hocam. E de buranın ağırlık merkezi. E o zaman tabana 1 açıya 2'den burası 2, burası 4. Bakın 6'da böyle bölündü. Şimdi ne istiyor bizden? EG. EG neresi arkadaşlarım? Şuradaki 4 ile GC, şurası yani. Şimdi GC'yi de bulalım. Onu da bakın şuradaki dik açıdan bir doğru inmiş kenar ortay. Muhteşem üçlü yapacak. Bu 6 ise bu da 6, bu da 6. Yani GC'de 6 oldu. Toplamları 10 geldi. Evet, 12. sorumuzdayız. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi. Tamam. GBC üçgeninde K ağırlık merkezi. Ona da tamam. ADN üçgeninde N ağırlık merkezi. Oo, bir sürü ağırlık merkezi var arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şuna K diyelim. Burası 2K. Tabana 1, açıya 2. Şimdi G ağırlık merkezi ise burası da toplam 6K olmalı. 3K'nın 2 katı 6K olacak burası. Peki N ağırlık merkezi ise arkadaşlarım, bu da 1'e 2 oranından 2K'ya 4K şeklinde de 6K'yı bölecek. Başka ne demiş? DE paraleldir BC'ye demiş. Tamam. AN bölü NK. NK, 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 NK nerede? Şurada. AN'miz ne çıktı arkadaşlarım? 4K. Bölü AN burası. NK'mız neresi? Şurası. NK da burası geldi bakın. E hocam o da 4K çıktı. Demek ki 4K bölü 4K'dan 1 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 13. sorudayız. ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezidir demiş. Tamam, güzel. AB'yi 5 vermiş. Verilenlere göre BC nedir diye bir soru soruyor. Bakın neler yapacağım şimdi. Şimdi şurası K ise şurası 2K'dır. Önce bir bunu yazacağım. Tabana 1, açıya 2 muhabbetinden. Sonra diklikten diklik indiği için bir öklit yapalım. Yan kenarın ökliti. 5'in karesi 25 eşittir 2K çarpı tamamı. 2K çarpı 3K. Buradan 6K kare eşittir 25. 25 bölü 6 eşittir K kare. Demek ki 5 bölü kök 6 eşittir K. Hatta bunu da şöyle yapalım. 5 kök 6 bölü 6 eşittir K diye. Sonra BC'yi soruyor. Unutmayın. Şurada da bakın arkadaşlarım, bir H diyelim şuraya. H'ın ökletini yapalım. H kare eşittir 2K çarpı K idi. Yani H kare eşittir 2K kare. O zaman H eşittir K kök 2. Bunu da böyle bulmuş olalım. Peki burası H ise burası H bölü 2'dir. Toplam burası 3H bölü 2'dir. Muhteşem üçlüden bu da 3H bölü 2. Bu da 3H bölü 2'dir. Yani bana BC'yi soruyor ya. Şunların ikisinin toplamını soruyor. Kısaca 3H'ı soruyor bana. H K kök 2 idi. 3H ne yapar? 3K kök 2 yapar. Peki K'yı da biliyoruz. 5 kök 6 bölü 6 idi. Yazalım yerine. 3 çarpı 5 kök 6 bölü 6 çarpı kök 2 yaptı arkadaşlarım. Hadi düzenleyelim. 3 ile şu sadeleşsin. 2 kalsın burada. Kök 6 ile kök 2'nin çarpımı kök 12'dir. Kök 12 de dışarıya 2 kök 3 diye çıkar. 2 ile de bu giderse 5 kaldı, kök 3 kaldı. Sorumun cevabı 5 kök 3 çıktı. 14. sorumuz. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ise, hemen bunu devam ettirdim. Burası da 2'dir dedim. Muhteşem üçlüden 6 ise burası 6, burası 6.
Bakın 8 çıktı, burası 12 çıktı. AB'yi soruyor. Pisagor bağıntısı yapacağım. Hipotenüs 12. 12'nin karesi 144 eşittir. 8'in karesi 64 artı x'in karesi. 64'ü çıkartırsak 80 eşittir x kare. 80 de 16 ile 5'in çarpımıdır. 16 dışarıya 4 diye çıkar, 5 içeride kalır, paketle gelsin. 15. sorumuz. AN açıortaymış, G de ağırlık merkeziymiş arkadaşlarım. 4 ile 6'yı vermiş KG. KG de şurası. Şimdi bu KG'yi biraz daha uzatalım biz şöyle. AN açıortaymış arkadaşlar. AN. Ha, şurası açıortay. 45. 45 yazalım. Şimdi 4'e 6 oranı varsa, yani 2'ye 3 oranı var. O zaman burası 2K, burası da 3K diyelim. Hatta burası toplamda ne yapıyordu? 4, 6, 2 kök 13 üçgeninden buraya da 2 kök 13'ü yazalım. Başka neydi? G ağırlık merkeziydi arkadaşlarım. Demek ki bu adam bir kenar ortay olacak aynı zamanda. Madem ki kenar ortay burayı 3, 3 diye böldü, bunu da söyleyelim. 3 var, 4 var, şuranın tamamı 5. Şuna BE diyelim biz. BE'yi bulduk. 5. Bunu da unutmayalım. Şimdi hem açıortay kullanacağım, hem de kenarortayın tabana bir açıya iki muhabbetini kullanacağım. Yaptığımız bir sorunun benzeri olacak arkadaşlar. Öncelikle şu G ağırlık merkezi, şu açıortayı konuşalım ya da ya. Önce açıortay. Şu K açıortay geliyor ya buradan. Ayaklar. Burası 4K. Burası 3K olacak şekilde böldü. Ve toplam 7K çıktı burası. 7K'yı biz 5 diyebiliyoruz. K eşittir 5 bölü 7 geldi. Tamam. Şimdi ağırlık merkezini konuşalım. Tabana 1 M dersen buraya. Açıya 2 idi, 2M. Yani 3M eşittir 5. M eşittir 5 bölü 3 çıktı. Bakın şimdi şuradan soruyu çözeceğiz. KE dediğim uzunluk 3K. GE dediğim uzunluk M, bana da KG'yi soruyor. Bakın KG şuna eşit. 3K'dan M'yi çıkartırsam ben, 3K'dan M'yi, KG'yi bulmuş olurum. Şimdi 3K neydi? K'yı biz 5 bölü 7 bulduk. 3K 15 bölü 7 yapar. Eksi. M'yi ne bulduk? 5 bölü 3. İşte benim sorumun cevabı da buradan geliyor dostlar. Hadi bulalım sorumuzun cevabını. 3 kere 15 45 eksi 7 kere 5 35 bölü 7 kere 3 21 10 bölü 21 yani Edirne'den geldi sorumuzun cevabı. Evet, 16. sorumuzdayız arkadaşlarım. ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi G. ABD dik üçgeninin ağırlık merkezi de K'dır diyor. Şimdi bakın, ABD'nin ağırlık merkezi K. Demek ki burası kesin kenarortay. Ve şu AN ile ND de birbirine eşit arkadaşlarım. G ise şunun tamamının ağırlık merkezi. Başka nereyi vermiş? GN'ye 6 vermiş. Şurası da 6'ymış. Tamam. Şimdi ne demiştik? Şu da kenar ortaymış değil mi? Şurası N'de tam ortadan 2'ye bölüyor. Şimdi şuraya ben bir 2K dersem, tabana bir açıya 2'den şurası 4K yapar. Ve toplam burası 6K olduğu için ve bu da kenar ortay olduğu için 3K 3K bölecek. Buraya K diyorum, buraya da 2K yazıyorum dostum. Ve toplam, bakın nereyi biliyoruz biz? GN'yi 6 diyebiliyoruz. Yani K'yı 6 diyebiliyoruz. Burası toplamda ne çıktı dostlar? Toplam 2K 3K 5K geldi burası toplamda. Yok, orada bir hata var. Şurası 3K çünkü. Heh, şimdi yanlış oldu, doğru oldu. 2, 3, 6K'yı biz ne diyebiliyoruz? 36. Buranın toplamı 36. O zaman burası da 36. Burası da 36. Muhteşem üçlü yaptım. Hatta bu 36 da burada 2'ye bölünüyormuş. 18, 18. ED'yi soruyor. 18'i paketledim. Evet dostlar, konu testi 1'i gömdük. Bir sonraki videomuzda konu testi 2'yi gömeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.